Şenol Hoca paylaşmış. Demiş ki İstanbul nüfus açısından Türkiye'nin 1/5'ini yaşıyor. Gayri safi açısından %31'ini üretiyor. Kredinin %37'sini kullanıyor. Mevduatın %42'si toplanıyor. Ama rant açısından Türkiye'nin diğer %80 ilindeki rant toplamının 2 katı. Onun için İstanbul seçimi çok önemli. Rant paylaşımı seçimi demiş. Çok haklı. Onun için ne dedim az önce? Erdoğan için İstanbul'u ikinci defa kaybetmek hayali bile kurulamaz. Kazanmak için her yolu deneyecektir. Çünkü ben bazen beni iktidara yandaş kanallar çağırıyorlar. Ben orada görüyorum o öfkeyi. İmamoğlu'nun kazanmasından dolayı onların yaşam ünitelerinin kesildiği, nefes borularının tıkandığını görüyorum. Yani Erdoğan gibi bir lider, karizma, ben seçim kaybetmem, işte güçlü lideri batıda okuyorsunuz. 2 kere İstanbul'u kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz. Kendisine de izah edemez, seçmenine de izah edemez. İstanbul'da besledikleri cemaat, tarikat, medya organları, onlara da izah edemez. Onun için kazanmak için her şeyi yapacaktır. İmamoğlu'nun rakibi de kurumdan önce kuruldur, kurul. Kesin. Peki şunu soracağım. Diyelim ki Erdoğan kaybetti İstanbul'u. Yani ya da AK Parti İstanbul'u kaybetti diyelim. Hadi. Ne olur sizce? Bu sefer AK Parti erken seçime gitmek zorunda mı kalır? Cumhurbaşkanlığı açısından mesela Metin Külünk şöyle bir yorum yapmıştı daha evvel. O zaman işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarayda rahat, yani Beştepe'de rahat oturamaz öyle İstanbul'u kaybederse demişti. Öyle bir konumlanma mı olur? Valla sadece İstanbul'u kaybetmesine mi odaklanmamız lazım? Yoksa Türkiye genelinde AKP oylarının genel seçimden sonra, Mayıs'tan sonra ne kadar düştüğüne mi bakmak lazım? Ben hiç erken seçim falan beklemem. Yani Mayıs ayında seçilmiş bir meclis el kaldırıp da 2028'e kadar garanti maaş, garanti yan ödemeler, haklar, şunlar bunlar, onlardan vazgeçip onu riske atıp da erken seçimi akıllarının ucundan bile geçirmezler. Bile yandan, Erdoğan zaten meclisi feshedip erken seçime götürürse aday olamaz anayasa değişmeden. Ben onun için öyle bir olasılık olacağını zannetmiyorum. Şeyi etkileyebilir, seçim sonucu. Erdoğan'ın kafasının arkasında bir anayasa var ya, yeni anayasa. He, doğru. Değişikliği falan. Onu getirir mi, getirmez mi, hangi şartlarda getirir, içeriği ne olur, referandumsuz mecliste onaylatmaya çalışır mı? İşte İYİ Parti'nin milletvekilleri orada önem kazanacak ve şeyin soktuğu, Kılıçdaroğlu'nun meclise taşıdığı siyasal İslamcıların duruşları o zaman belli olacak. Yani seçimden önce yerel seçimin sonuçları olası anayasa, yeni anayasa konusunu etkileyebilir, gündeme taşır.